Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablodan çıkan safkanları aktarmaya çalışacağım. Yani umarım denk getiririz. Şanlıurfa bu aralarda pek de iyi gitmiyor. Bulamıyorum yani gelecek gelen hatları. Favoriler de olsa, favori bile olsa ön planda önermekte zorlandığım programlar oluyor Şanlıurfa'da. Zor programları denk getirmek meselesi. Denk getirebilirsek eyvallah. Birinci koşu maiden, iki nolu safkan, sürekli maidenlarda dolaşan safkanın çıkması gerekir artık. AGF %38 dedi AGF. Yani söyleyecek laf da bulamıyorum artık. İki çıkması gerekir. Köy kaliteli atı, dişi safkan ama 8. Hani iki gene çıkmazsa 8, 1, 3 bunlar devreye girebilir safkanlar. Tabii diğer gruptan herhangi bir at ekstra bir koşu çıkarmazsın. İkinci koşu şartlı 3 yamak bir yarışta iki nolu safkan arkadaşlar. Ben de direkt çıkan safkan oldu. Grubun en kaliteli attı. Son yarışı ikincilik. Yani üzerine kim alırsa alsın. Kazanması, kazanarak gitmesi gerekir. Tek olarak da öneririm kuponlarınıza. Eksik koşu yaparsa ya da yamak bir yarışı hatalı biniş olursa 6 gene 63 kilolu bir iki yarış kazanmış üstte 8-9 sürpriz isimli atlar ki Helbent şu iki yarışında buradaydı. Atı iki yarıştır enseye bastırdılar. Tabii biz de kaybettik atı. Koşamıyor diye. Meğer at hazır mesela. Son yarışından yanına geliyor. Helbent. 9 nolu safkan. At saklıyorlar bizlerden. Görmesinler diye. Yapacak bir şey. Buralar böyle arkadaşlar. Yani buralar ne yazık ki böyle. Ya yani, favori yanında illa bir sürpriz atı çıkartıp getirip buluyorlar yani. Normalde ikili kazanması gerekir. Diğer 6 dahil diğer atların yazımını sıfır ediyor. Üçüncü koşu şartlı 3 mücadelede 8 Anadolu Eseri burada yüksek AGF mesafe 1700 biraz dişi atlar için ters bir mesafe. Ferit'le kapatabilir bu açığını. Ancak 7 nolu Karun da grubun en kaliteli atı. Hani bu grupta koşarım derse son yarışları iyi değil 4. 5. Bu gruplarda erkek safkan direkt rakibi olur ve ciddi anlamda kazanana girer. İyi de o yüzden favori yaptım. AGF'yi tek atacak arkadaşlara itirazım yok. AGF gibi koşarsa tabii ki kazanır da dişi olmasına rağmen. 3 sürprize öğreneceğim safkan oldu. Son yarışını kazanan bu safkanı. 7-8-8-7 3 sürpriz. Dördüncü koşu, ikinci altılı başlangıcı mıydın? Burada da 4 nolu safkan. Kısmen de olsa grupta kazancı olan ve grubun en kaliteli atı. Üzerine yamak bir koymuşlar. Mehmet Altın Apranti. Bunu bilerek yapıyorlar. Eğer yarışa gidecekler, meydandan çıkacaklarsa yamak bir koyup bize tek attırmadan yarışı kazandırıyorlar. Sürekli olarak bunu tekrar ediyorlar. Yani bu sadece Diyarbakır'da değil ya da Şanlıurfa'da değil, İzmir'de de aynısı var. İstanbul'da da var, Antalya'da da var. Yamak bir ile meydan çıkıyorlar. O yüzden 4 burada ben çıkarmış gibi gözüküyor. O yüzden favori yaptım. Diğer atlar yine meydan atları. Ekürüler. İkisi birden favori olmayı hak eden safkanlar. Çıkması gereken atlar mesela. 2-1. 3 gene apranti indirimli. AGF almış kazancı olan bir safkan. Gene apranti ile hedef yaptılarsa çıkacaklardır meydandan. Zorla çıkartıyoruz diyor. Normalde çıkmıyorlar zaten. Rakip olarak öneririm. 4-3-2-1 9-7 çok sürpriz dişi safkanlar. Normalde bu atlar arasında 4, 3 ve ekürler arasında geçmesi gerekir bu meydanın. 5. koşu handikap 15 handikap 3 1200 metre kısa mesafeli kum yarışında. Burada da ekürler favori olmayı hak eden safkanlar, ekürüler kazanabilirler arkadaşlar. Bu ekürüler de kazanır. Burada önereceğim bir rakip var. 9 Hawaii Strong. Kısmen de olsa bu handikap 3'ün kısa mesafeli handikap şartına uyan bir safkan oldu. 9. Hani tek kullanmıyorsanız ekürleri ya da herhangi bir atı 9'u değerlendirmeye alabilirsiniz. Yaş avantajlı Necmi var. Plase durumunda ki favori olsa getirmez Necmi. Bildiğimiz artık olay. 9 ekürüler rakip olarak önereceğim safkan oldu. Sürprizini aşağıdan 8 King of Utkun'dan bekleyebiliriz. Çok at yazıyorsanız gene bu grubun kaliteli atı kalmış 8'i
tarama yapan arkadaşlara ihmal etmeyin derim. Kan yanına gir. Diğer atlar 4, 1, 2. Çok çok sürprizli 3-10. Yani 5'lerin ilk ayağı olarak görülen koşuda. Sürpriz gelecek atlar. Tabi hepsini kesinlikle önermem. Olma ihtimalleri bu tip gruplarda, bu tip yarışlarda oluyor. Her hafta bir sürpriz çıkartıyorlar, buluyorlar yani. Nereden buluyorlar bunu? 6. koşusu handikap 15, handikap 3. Bu yarışta gene kısa mesafe, yani şartlıya dönmüş yarışlarda grubun kaliteli atları koşar durumdalar ise şanslı olurlar ki 3 Emin amca o atlardan bir tanesi 31 günlük bir arası var. Etkilenmez ve hazır halde koşturuyorlarsa, sakat sakat kaydetmedilerse çok şanslı koşar durumda, sürpriz yapar gelir, ihmal etmeyin derim. 5 kendine gel, 2 yarıştır AGF'de tek önerdim. Kazanması gereken gruplarda start aldı. Ne yazık ki yok, Necmi ile start alıyor şimdi. AGF rakip olarak önereceğim Safkan. Mesafenin kısa olması 1.60,5 kilosuna rağmen onu da şans halde tutuyor hala. Yarış şartı 1, 2, 4, ekörlerden 9, 7, hafif kilolu atlar, sürpriz yapacak atlar 9, 7. Bunlar tercih sebebi olarak arkadaşlar yazılmalı. Hani ön planda önerebileceğim buranın ters atı 3 Emin amca. 5 dahil, yarışan AGF'si dahil diğer atların yazımını size bırakırım. Umarım 3 ya da 5'ten biri kazanır. 7. koşu yine handikap 15, handikap 3, uzun mesafeli bir handikapta yukarıdaki olayın tersi burada yaşanır. Hafif kilolu atlardan biri kazanır. 4 Kral Camus yarış şartına kısmen de olsa uyan bir Safkan 55,5 kilosu ile yarış şartı handikap 3 arkadaşlar. O yüzden bu atları bu kilolar oluyor, uyuyor ve kazanır da oluyorlar. 4 gün aradan etkilenmezse tek olur kazanır. 4 Kral Camus Ferit Yardımcı ile. Kayba gider ya da başka bir şey olursa 5 ve 9'a dikkat etmenizi öneririm. Öncelikle 5 oğlum Tuna, 9'da sürpriz yapar gelir ki 5 daha sürpriz durumunda. Tek kullanmıyorsanız değerlendirmeyi almanızı öneririm. 5'te jokey var ve uygun kilo hali. Bunlar handikap 14 şartının atları oldular. 8. koşu tekrar meydana geldi. 4 nolu Safkan, yüksek AGF, Ferit Yardımcı ve grubun hani kaliteli atlarından değil kazancı olan bir Safkan. Ancak ondan daha çok kazanan bir Deli Osman var. 1 nolu Safkan, o da 61 kilo haliyle. Mesafe kısa arkadaşlar. Hani burada bu %49'u tek atacak arkadaşlara bir şey demem. Pek sevmez Şanlıurfa bu direkt çıkan, direkt görünen grupta favori çıkmış atları. O bir ondan korkarız ki tercihli start alınıyor. Tek atacak arkadaşlara itirazım yok. 1, 5, 6, 8 gibi sürpriz atlar bunlar. 2-8 AGF almış durumda. Kaliteli atları grubu. Yazımını size bırakırım. Ben 4'ün yanına valla kurgularınızı değiştirir ama yazabiliyorsanız at yazması gereken grup değil. Yani çok güven vermiyor bu tip yarışlarda bu tip atlar. Maidenlar yani. Umarım da kazanır yarışını. Yani bir aksilik çıkartmazlar, meydana çıkarır. 9. ve son koşu. Burada da az atla geçecek arkadaşlara. Şartlı 3. 4 yukarının şartlı 3'ü. 2 atı ön planda tutacağım. 2 atı önereceğim. Birisi 4 Bosta Bebeği. Yine Necmi yarışın favorisine biniyor. Grubun en kaliteli atı 9 yaşında olmasına rağmen. Birincilik gelemiyor tabii. Yaştan da etkileniyor bu Safkanlar. Aslında grup müsait, kazanır da bu Safkan, 4 Monza. Rakibi yeni koşullara başlayan, TJK'dan handikap alacağı olan 16 tasarımcı olur. Bu formuyla bu grubu da geçme kapasitesini gösterir ve vardır bence. Rakip olur ki AGF'lerde doğru yani 4-16, 16-4 bunlardan birinin kazanması normal sonuç. Grup içerisinde bu grupta yarıdan fazlası sıkıntılı, arızalı, sakat dediğim türde atlar. Ki çoğunluğu öyledir zaten Şanlıurfa.
bir gün varlardır, bir gün yoklardır. İşte kaliteli atlar var, handikap yüksek atlar var. Diğer atları tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm. Hepsini mutlaka yazın dedi, söylemeyeceğim. 11, 7, 10, Altın Kapli, Kaisberg buralara kadar düştü bu Safkan. Bunlardan herhangi birisi koşmaya kalkarsa iyi yerlerde bitirir. Bunlardan sonrası 5, Het ve 18, 2 bir zamanların Şarlosu, 1, Memocan'dır. Grubun handikap puan düşük atlarından koşar durumda gördüğüm Safkan'ı. Varsa diğer atlardan tuttuğunuz arkadaşlar. Eğer 4-16'nın dışına çıkar ise bu grup, her türlü sonuç bekleyebiliriz. Normali 4 ya da 16'dan birinin kazanması, burayı da ne kadar az atla geçerseniz, ki tabi bulmak mesele birinciyi, ne kadar az atla bulabilirsek birinciyi, kuponların tutma ihtimali de o kadar yükselir. Çünkü diğer taraflara daha kolay at yazabiliriz. Bu kadardı Şanlıurfa. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.